Sevgili arkadaşlarım, özellikle konservatuvara hazırlıkla ilgili videolarımız ama genel olarak oyunculuk çalışması nasıl yapılır, bir karakter nasıl var edilir videolarına devam ediyorum. Size bir önceki videomda bir karakter nasıl oluşturulur, kaç boyutludur onu anlatmıştım. Lütfen eğer bu videoya ilk olarak denk geldiyseniz, önceki videoları baştan itibaren lütfen seyredin. Yani bu videoyu kapatın, hemen kapatın. Önceki videolara dönün. Çünkü ben diğer videoların devamı şeklinde bir video hazırlıyorum şu an. Önceki anlattıklarımı bilmeden zaman kaybetmiş olursunuz. Şimdi ne dedik? Geçen videonun sonunda bir oyun seçtim. Bu oyundan önceki videolarımda konuştuğum gibi bir karakter nasıl var edilir'i anlatacağım. Oyunum Melih Cevdet Anday'ın İçeridekiler oyunu. Ve bu oyundan tutuklu karakterini çalışacağız. Zaten 3 karakter var. Komiser, kız ve tutuklu. Tutuklunun da hepimizin çok artık iyi bildiği 13 yaşındaydım diye başlayan, şöyle göstereyim size, tiradıdır. Sevgili arkadaşlarım, peki niye biz bu oyunu çalışacağız? Bu oyun, yani Melih Cevdet Anday'ın İçeridekiler oyunu ve tutuklu karakteri, erkek tiradı denince ilk akla gelen oyun ve karakterdir. Dolayısıyla özellikle ben bu nedenle çalışmak istiyorum. Peki, hep şu soruyu duyuyorum. Hocam hangi tiradı çalışalım? Hangi tiradı çalıştığınız önemli değil. Klasik olmuş, modern olmuş, komedi olmuş, dram olmuş, önemli olan iki şey var sadece. 1- Kendinize en yakın tiratları çalışın. 2- Kabiliyetlerinizi en iyi gösterebileceğiniz tiratları çalışın. Yabancı dil biliyorsanız, yabancı dil kullanabileceğiniz içinde işte İngilizce kelimelerin olduğu, İngilizce cümlelerin olduğu, misal veriyorum eğer diliniz İngilizce ise, böyle bir tirat seçin. Enstrüman çalabiliyorsanız, enstrüman çalabileceğiniz bir tirat seçin. Çok iyi şarkı söyleyebiliyor, çok iyi dans edebiliyorsunuz. O zaman içinde bunları yapabileceğiniz tiratlar seçin. 3. olarak da şunu söylemek isterim. Ne çalıştığınız değil, nasıl çalıştığınız önemli. İşte biz bu videolarda sizin nasıl çalışmanız gerektiğini anlatacağız. İsterseniz Nasrettin Hoca fıkrası anlatın. Keloğlan masalı anlatın. Önemli değil. Önemli olan sizin nasıl anlattığınız. Nasıl belki sahnede canlandırdığınız. Tamam, takılmayın. Modern, klasik, işte dram, komedi, bunlar önemli değil. Tabii ki zorunlu tiratlar vardır konservatuvar sınavında, o ayrı. Dedik ki geçen videolarımızda önce yazarını araştıracağız. Bu kitabın yazarı Melih Cevdet Anday. Hemen Melih Cevdet Anday'ın hayatını didik didik edeceğiz. Ne zaman doğmuş, ne zaman ölmüş, hangi ülkelerde yaşamış, hangi edebi türlerde eserler vermiş, bu oyunun dışında hangi oyunlar yazmış, hangi dönemde bu oyunları yazmış, özellikle bizim çalışacağımız oyunu hangi tarihte yazmış, bütün bunlar çok önemli. Yazarın hayatını didik didik ettik. Sonra sevgili arkadaşlarım, bu oyunun yazıldığı dönem, ki bu oyun yerli bir oyun olduğu için, Türkiye'de neler yaşanmış, Türkiye nasıl bir ülkeymiş, bunu araştıracağız ve öğreneceğiz. Sonra karakterimizle ilgili, karakterimizin özelliklerini dikkate alarak bu özelliğe sahip insanlar o dönemde neler yapmışlar, nasıl yaşamışlar. Yani o dönem ülkemiz nasılmış, insanlar nasılmış. Gerekirse açın YouTube'dan o döneme dair videolar, belgeseller bulun ve seyredin. Bu ön çalışmayı yaptıktan sonra ne yapacağız? Ben bir yandan da tabii süreye bakıyorum, çok uzatmamak adına videoyu. Oyunumuzu safça bir kez okuduk. Eleştirel ikinci kez okuduk. Sonra karakterimizle ilgili notlarımızı aldık. Karakter özelliklerine dair. Ve tiradımıza geldik. Şimdi karakterimiz tutuklu. Hemen şöyle düşünelim. Tutuklu. Tutuklu adı nereden geliyor? Karakterimiz uzun bir süredir gözaltında. Yani adı gibi tutuklu. Ne kadar? Uzun bir süre. Bir yıl diyelim. Bir yıldır tutuklu olan bir karakter. Bu karakterimiz öğretmen, okumuş bir insan, eğitim almış bir insan, devlet memuru, orta yaşlı. Karakterimizin dünya görüşü işte oyunda bize anlatılıyor, izah ediliyor. Bütün bunlar çok net bir şekilde verilmiş. Karakterimizin boyu, posu, işte esmer mi, sarışın mı, bunlar söylenmemiş olabilir.
Ama biz bunları tahmin edebiliriz. Çünkü her türlü bilgi oyunda verilmez. Biz karakterin yaşadığı coğrafyadan onun aşağı yukarı nasıl bir ten rengine sahip olduğunu, yaptığı meslek dolayısıyla onun nasıl bir karaktere sahip olabileceğini, şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı onun nasıl bir psikolojik özelliğe sahip olduğunu kendimiz de tahmin edebiliriz. İşte sevgili arkadaşlarım, sanatçı gözlem yapan insandır. En çok gözlem yapması gereken insandır sözü işte burada önem kazanıyor. Biz eğer insanları gözlemlemezsek, hayatı çok iyi gözlemlemezsek biz nasıl bilebiliriz? İnsanlar hangi durumlarda nasıl davranışlar sergiler? Onlar nasıl etkilenir? Bir ülkenin insanı çoğunlukla nasıl davranışlar sergiler? Hangi ülkenin insanları nasıl davranır? İşte belki biz o ülkelere gitmek imkanına sahip olamayız her zaman ama o ülkelerin sinemalarını takip ederiz, filmlerini seyrederiz ve o ülke insanlarına dair bilgi sahibi oluruz. Şimdi bu oyun dediğim gibi bizim ülkemizden bir oyun olduğu için daha avantajlıyız. Çünkü iyi bildiğimiz bir ülkenin, ümit ediyorum iyi bildiğimiz bir ülkenin. Çünkü bir ülkede yaşamak o ülkeyi iyi bilmek anlamına gelmiyor. Ancak gerçekten meraklı, gerçekten araştırmacı, gerçekten gözlemci insanlar yaşadığı ülkeyi çok iyi bilebilir, çok iyi anlayabilir. Anlamadan zaten mümkün değil. Dolayısıyla karakterimizle ilgili biraz daha bir şeyler söyleyeceğim size. Uzun bir süredir insanlardan uzak karakterimiz. Yani sosyal yanı zayıflamış. Kadınlardan uzak. Bu arada karakterimiz evli. Bakın yine sosyal bir özellik bu. Karısından da çok uzak. Bunları neden söylüyorum? Ancak oyunu okuduğunuz zaman anlarsınız. Karakterimizle ilgili başka neler söyleyebilirim? Baskı altında. Komiser karakteri tarafından baskı altında ve sürekli bir şeyi itiraf etmesi isteniyor. Bu nedenle baskıya maruz kalıyor. Sürekli baskıya maruz kalan bir insanın psikolojik durumu nasıl olabilir? Şimdi biraz psikolojisi üzerine konuştuk. Biraz Türkiye'de yaşadığı için onun fiziksel özellikleri nasıl olabilir? Orta yaşlı dedik. İşte devlet memuru dedik. Ekonomik sınıfını da böylelikle tespit etmiş olduk. Uzun süredir tutuklu olduğunu söyledik. Şimdi bundan sonra oyunu okuduğumuz zaman detayları ancak tespit edebiliriz. Ben oraya çok fazla girmeyeceğim. Bir dahaki videoda ezberlemeden önce bu tiradı ne yapmamız gerekiyor onu konuşacağız. Bir dahaki videoya kadar sevgili arkadaşlarım merak ettiklerinizi yorum olarak yazın ki ben onları cevaplayabileyim. Sonra mutlaka takipte kalın. Bir de takip etmek yetmiyor. Zil şeklinde bir simge var. Oraya da tıklayın ki videolardan önce siz haberdar olun. Yeni videoda görüşünceye dek hoşça kalın.